Arkadaşlar merhabalar. Bugün 16 Ağustos 2024 Cuma gece yarısı. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi ana sayfaya video düştü. Bu bizim şeyden röportajdan, bu ana röportajdan alıntı, bizim Ahmet arkadaş yapmış Rahmani Değerler şeyine video YouTube kanalına. Şimdi ben onu kısaca paylaşayım size. Çok kısa, 7 dakikalık bir şey. Ana video bu arkadaşlar. 11 Mart'ta yapmışız bunu. 11 Mart 2023, geçen sene. Neredeyse 1,5 sene oluyor. 4 saat 23 dakikalık bir röportaj, canlı yayın. Canlı yayınlara şu sıra ara verdim. Bunu da o kısa videonun arkasına koyacağım. İsterseniz koyun, arşivinizde izlersiniz. Şimdi hemen şuraya bakalım. Anladım. Evet, tarihimiz atıyoruz 11 Mart 2023 Cumartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yazan hoca Ahmet Akıncı arkadaşımız, Rahmani Diyarlar'dan. Hemen şimdi o diğer videoya geçelim. Video bu şekilde bulursunuz, ana videoyu. Bir saniye. Böyle bir rica. Evet arkadaşlar, çok kısa bir şey, beraber izleyelim. Devamını şey yaparsınız. Arka tarafı koyacağım, oradan izlersiniz. Peki. Senin var mı böyle bir gücün? Belki bilgin de yok. Anlatabildim mi? Yani biz değiliz yani. Her Konuşan Yazan Hoca. tüm taşlar, dinamikler onların elinde. Ya böyle bir lüksümüz yok. Evet. Ahmet'in var Anlatabildim mı mi bilmiyorum. böyle bir lüksümüz var mı Ahmet'in? Ya Erdoğan'ın yok. Bizim zaten hiçbir sesimiz yok. Burada Biz konuşuyoruz. Burada burada konuşuyoruz. başka bir yerde konuşamayız. İlk defa böyle Tabii bir. iki tane seçenek var insanoğlunun önünde. Ya Kabala felsefesine uyacaksın ya da Müslüman gibi hakkaniyetli davranacaksın. İki tane yol var önünde. Burada seçim insanın kendisine kalıyor. Hayatından veya toplumun hayatından endişe ediyorsa ehveni şer deyip geçiştiriyor. Kabala felsefesine uygun hareket ediyor. Ama cesaretli biri ise bu dünyanın bir durak olduğunu, 60-70 senelik zaten bir ömrü olduğunu biliyorsa hakkaniyeti ölene kadar savunuyor. Bunu bu şekilde görüyorum ben. Yani açabilirim isterseniz örneklerle. Geliyor mu ses mi abi? Geleceğim. Bunun birçok örnek de açabiliriz. Örnek verelim şimdi. Bir grup diyor ki, Türkler diyor savaşçı bir millettir. Askeri melekelerini sıcak tutmak için bir düşmanı olması lazım diyor. Eğer diyor askeri melekelerini unutursa bu millet, yarın öbür gün bir savaş çıktığında çok kayıp verir. O yüzden askeri melekelerini sağlam tutmak için bir düşmana ihtiyacı var Evet. diyor. Bir üst akıl diyor buna. Ve PKK diye bir terör örgütü çıkıyor. Ve bu terör örgütü sayesinde milliyetçilik, vatanseverlik, şehitlik kavramı devamlı sağ tutuluyor. Ülkede bir toplumsal birlik sağlanıyor. Şimdi bakın buradaki olay ne? Diyor ki ben diyor terör 30 bin şehit veriyorum ama öbür tarafta yarın öbür gün bir savaş çıktığında kaybedeceğim 5 milyon insanı kurtarmış oluyorum diyor. Bakın mantık. Bu nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Bu Kabala felsefesi işte. Kendini Tanrı'nın yerine koyma. Kendini kadere müdahil etme. Musa kıssasını hatırlayın. Musa ile Hızır gidiyor. Hızır bir çocuğu öldürüyor. Soruyor. Niye öldürdün diyor. Bu çocuk büyüdüğünde diyor anasını babasını öldürecekti, isyan edecekti diyor. O yüzden şimdi öldürdüm diyor. Aynı felsefeyi nerede görüyoruz? İsrailliler Gazze'de küçük çoluk çocuğu öldürüyorlar bombayla. Alkışlıyorlar, seviniyorlar. Soruyorlar, burada küçük çocuklar öldü. Diyor ki onlar büyüyünce diyor daha büyük problem olacaktı. Biz onları cennete gönderdik. Bakın.
Buradaki ana felsefe bu. Kendini Tanrı yerine koyuyor. İhtimalle hareket ediyor. Bakın. Aynı bu PKK davasındaki gibi. Buradaki bu ayrımı ne bizim siyasetçilerimiz yapabiliyor artık. Belli bir seviyeye geldiği zaman, yani belli bir masonik seviyeye diyelim geldiği zaman buna hikmet diyorlar, bilgelik diyorlar. Tamam mı? Bu hikmet ve bilgeliğin arkasında bu zulme ortak oluyorlar. Ehven-i Şerdiye'yle bir kılıf uyduruyorlar ve bu zulme ortak oluyorlar. Ama dünyanın bir 60-70 senelik bir durak olduğunu, sonsuz bir hayat olduğuna idrak edenler hakikati söyleye söyleye ya şehit ediliyor ya da hiçbir yere gelemeden ömrünü tamamlıyor, gidiyor. Burada şimdi ben liderin veya önderin şuna bakarım. Bu bahsettiğim Kabala felsefesine ne kadar uyum sağlamış? Bu Kabala felsefesine mi gidiyor? Yoksa hakikat de mi gidiyor? Şimdi hocam ne güzel söyledi. Devletler arası ilişkilerde, menfaatler arası ilişkilerde. Şimdi sen bir cinayetin sonrasında ülkene atıyorum 10 milyar dolar yatırım yapılıyor. Birçok insan ekmek sahibi oluyor, şu oluyor, bu oluyor diye bir katilin elini sıkabiliyorsun. Değil mi? Ama şu var. Sen belki o katilin elini sıkmasaydın, katile katil deseydin, sana Cenab-ı Allah belki 50 milyar dolarlık bereket verecekti. Bakın burada olay şu. İnsanlar belli bir seviyeye geldikleri zaman, masonik Evet, çok doğru. geldikleri zaman Tabii. kendilerini Tanrı'nın yerine koyuyorlar. Haşa, Allah'ın yerine koyuyorlar. Kaderi dizayn edebileceklerini düşünüyorlar. Belli bir yere kadar da dizayn ediyorlar. Bakın Covid tiyatrosunda Mason köleleri nasıl kandırdılar biliyor musunuz? Dünya nüfusu çok artıyor, hızla artıyor, kaynaklar tükeniyor. Bu sebepten dolayı milletler birbirine savaşa girecek. Milyonlarca insan ölecek. Belki yüz milyonlarca insan bu kaynak eksikliğinden dolayı ölecek dediler. İhtimalle hareket edip Covid tiyatrosuyla büyük bir soykırım yaptılar. Bakın, ihtimalle hareket ettiler. Ama Cenab-ı Allah'ın bir adalet kavramını unuttular. Cenab-ı Allah insan nüfusu çoğaldıkça insanların fiziki boyutlarını küçültüyor. Bakın, bundan 300 sene, 200 sene öncesine kadar 2,5-3 metre insanlar vardı. Adem babamızın boyunun 33 küsür metre olduğu söyleniyor. Yani Adem babamız zamanında yaşayan 40 bin insan şu anki 7-8 milyar insanın tükettiğini tüketiyordu. İnsan nüfusu çoğaldıkça Cenab-ı Allah hem kaynakları arttırıyor hem de insanların fiziki boyutlarını küçültüyor. Buna iman etmeyenler işte kendi kafalarına göre bir kader tayini çiziyorlar. Mason köleleri de buna kullanıyorlar ve kendilerini tanrı zannedenler insanların kaderlerini bu şekilde kabala öğretileri doğrultusunda tayin ediyorlar. Bu ayrımı çok iyi yapmamız gerekiyor. Evet. Evet arkadaşlar, 16 Ağustos 2024 Cuma, ben Bahattin Çağdaş. Devamını, bu uzun röportajın devamını eğer isterseniz buradan izleyebilirsiniz. Bu şeyi yazarak ne derler başlığı bulabilirsiniz ve peşine de bırakıyorum. Kolay gelsin.